Ben Profesör Doktor Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Kurucusu olduğum Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanıyım. Aynı zamanda da üniversitem adına İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi'nin başkanlığı görevini sürdürüyorum. Sualtı arkeoloğuyum. Aynı zamanda da su altından çıkan kültür varlıklarının konservasyonu ve restorasyonu üzerine bir uzmanlığım var. Yani aslında iki farklı mesleği sürdürmeye çalışıyorum diyebiliriz. Deniz, su altı benim için çok önemli. Çocukluğumdan beri dalış yapıyorum ve lise yıllarımda ilk defa bir su altı kazısını gördüm. Uluburun batığının kazısını gördüm. O tarihten sonra da su altı ile ilgili okumaya başladım. Üniversite yıllarında arkeoloji eğitimi gördüm. Daha sonra yüksek lisans ve doktoramı kültür mirasının korunması üzerine gerçekleştirdim. Doktora tezimde de yine bir batıktan ele geçen demir çapaların hem konservasyonu, bunların tıpkı yapımlarının üretilmesi, aynı zamanda da bunların tarihsel incelenmesiyle ilgili doktora tezi hazırladım. Benim hikayem bu şekilde başladı diyebiliriz su altına. Su altından organik hem de inorganik eserler çıkabiliyor. İnorganik eserler demir, tunç, seramik eserler, cam eserler, taş eserler. Organik eserlere baktığımız zaman da ahşap, deri, tekstil, kemik eserler çıkabiliyor. Su altındaki eserler karada bulunan eserlere göre çok daha iyi korunabiliyor. Mesela bir batığı düşündüğünüz zaman hızlı bir gömülme varsa, iyi bir gömülme varsa orada zaman kapsülü dediğimiz özellik oluşabiliyor. Zamanın donmuş bir kesitini koruyarak günümüze kadar bu ulaşabiliyor. Konservasyon restorasyon anlamında düşündüğünüz zaman ise bu içinde bazı zorlukları barındırıyor. Örneğin suya doymuş ahşap yerinden kaldıramazsınız çünkü o kadar yumuşak ki. Ahşapların bir bütünlüğü var görüyorsunuz ama elinizi sürdüğünüz zaman bazen beyaz peynir kıvamında yumuşamış oluyor. Suya doymuş bir ahşabı 10 dakika, 15 dakika bıraktığınız zaman güneş altında bu çekmeye başlıyor, küçülmeye başlıyor, çarpılmaya başlıyor ve geri getirilemeyecek bir yok olma sürecine giriyor. Örneğin dökme demir eserler, top namluları olabilir, gemilerde top gülleleri olabilir. Bu dökme demir eserler eğer 10 dakikayı güneş altında geçirseler, yani böyle soğan kabuğu gibi dağılmaya başlıyorlar. Biz buna grafitizasyon diyoruz ve bir yok olma süreci çok hızlı bir şekilde başlıyor. İşte biz bu süreci başlatmamak, hatta eseri bulunduğu haliyle geleceğe aktarmak için bir çalışma sürdürüyoruz. Arkeolojik eserler geçmişi anlamanın yegane yolu. Geçmiş kurgusu yaparken kazılarda ortaya çıkan eserleri çok iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu işin de ABC'si aslında dokümantasyon. Örneğin bir batık kazısı yaptığımız zaman batığın üzeri açıldıktan sonra bunun çiziminin yapılması, in situ çiziminin yapılması, fotoğrafla belgelenmesi, foto mozaiğinin yapılması bize eşsiz bilgiler sağlıyor. Daha sonra bu batıklar kaldırıldıktan sonra da laboratuvar ortamında örneğin bütün ahşapları tek tek belgeleniyor. Bunun birkaç amacı var. Bunlardan bir tanesi, bunu yapan usta gemiyi nasıl yaptı? Yani bu çözümlemeyi biz yapabilmek için ahşabın üzerindeki bütün izleri tek tek belgelememiz lazım. Ve bunlar neyi ifade ediyor? Bir keser izi mi var? Bir balta izi mi var? Skarpeleyle bir şey mi yapıldı? Ustanın sağ elini mi kullandı? Sol elini mi kullandı? 1000 yıl önce, 2000 yıl önce? Bu bilgiye kadar biz ulaşabiliyoruz. Bir gemi geçmişte nasıl yapılmıştı? Biz bunu anlamaya çalışıyoruz. İşte bir gemi yapmanın bir temel yöntemi vardır. Önce tekniği deriz. Yani geminin önce kaburgası yapılır, kaplamaları üstüne sarılır. Ama baktığımız zaman Roma döneminde, Bizans döneminde bunun tam tersi bir teknik var. Geminin kaplaması yapılıyor, daha sonra içine bir iskelet yerleştiriliyor. Ve bunun evrimi nasıl oldu? Aynı zamanda da bir gemi bulduk.
Bunu çözümledik. Nasıl yapıldı bu? Bunu anladık. Ama bu denizde nasıl seyrediyordu? Bunu da anlayabilmek için bu sefer tıpkı yapımlara yöneliyoruz. Hangi rüzgara ne tepki veriyordu? Kullanılan yelken tipi, donanımlar gerçekten bizim düşündüğümüz gibi miydi? Bütün bu soruların cevabını da imal ettiğimiz bu tıpkı yapımlarla öğrenme şansına sahibiz. Dünyada arkeoloji anlamında çok iyi bir noktadayız. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'dan gelen bilim insanları Türkiye'de arkeolojinin de köklenmesine çok katkı sağladılar. Yani bunu yadsıyamayız. Sualtı arkeolojisine geldiğimiz zaman daha iyi bir noktadayız. Dünyadaki ilk bilimsel sualtı arkeoloji kazısı Türkiye'de yapıldı. 1960 yılında geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Profesör Doktor George Bass tarafından Gelidonya batığının kazısı gerçekleştirildi. Ondan sonra da bu ekip pek çok batığın kazısını burada gerçekleştirdi ve Türkiye'de çok iyi bir sualtı arkeolojisi disiplini gelişti. Bu zincirin son halkasını ise Yenikapı batıkları oluşturdu. Yenikapı'da ortaya çıkan 37 ortaçağ gemi kalıntısı Türk bilim insanları tarafından kazıldı. Dünyanın en büyük batık gemi repertuarı ortaya çıktı. Benim başkanlığını yaptığım İstanbul Üniversitesi buradan işte 30 batıktan sorumluydu. İnsan her gün iş yerine koşa koşa gider mi? Büyük bir mutlulukla gider mi? Yenikapı bize bunu yaşattı. Çünkü 60 bin metrekarelik bu alandan eşine benzerine rastlanmayacak gemiler bulundu. Burada bulunmuş olan batıklar dünyanın en büyük gemi repertuarını oluşturdu ve Orta Çağ'a ait böyle bir toplu buluntu grubu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir Bizans donanmasına ait kadırgayı ilk kazan kişilerden bir tanesi benim. Her bir case için, her bir vaka için farklı çözümler burada geliştirdik. Yani bunları çeşitli uluslararası toplantılarda sunduğumuz zaman o kadar büyük ilgiyle izlendik ki, yani mesela literatürde hiç olmayan teknikleri biz Yenikapı'da geliştirdik. Ahşapların kaldırılabilmesi için. Yenikapı benim meslek hayatımda çok çok önemli bir yere sahip. İsterdim ki bütün meslektaşlarım böyle bir tecrübeyi yaşayabilsinler. Bir kere kolay bir iş değil. Tabii ki dalmak güzel bir şey, su altında çalışmak güzel bir şey. Ama bizim nihai hedefimiz dalmak değil. İşimiz orada su altında arkeolojiyi yapabilmek. Suyun altı bazen işte termoklin dediğimiz soğuk su tabakası olur. Bazen dişleriniz takırdar. Gerçekten bu işi sevmiyorsanız benim burada işim ne dersiniz? Bunlara da hazırlıklı olmak lazım. Yani onun için yaptığın işi seveceksin. Sadece sevmek de yetmiyor. O donanıma da sahip olmak lazım. Saatlerce, günlerce, yıllarca bir masanın başında oturup bir eserin konservasyonunu laboratuvarda mesela yapabilir misiniz? Buna sabrınız var mı? Bunlar işin challenge'ları, yani zorlukları, ama bunları aşmak, aşabilmek en keyifli tarafları. Bunların hepsine göğüs gerebilecekseniz bu mesleğe girin derim. Thank you.